Hepinize merhaba arkadaşlar. Atık Bilgi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmıyordum ama videolara geri döndük artık. Bugünkü videomuzda çocukken bizleri kandırmak için söylenen 8 yalandan bahsedeceğiz. Hadi videomuza geç. Evet, ilk yalanımız hepimizin mutlaka duymuş olduğu bir yalandır. Bu öyle düşünüyorum. Dönüşte mutlaka oyuncağı alacağız söz. Yani bunu hepimiz yaşamışızdır arkadaşlar mutlaka. Bütün gün hepimiz o oyuncağın hayaliyle dolaşmışızdır ama bir şekilde dönerken onu unutmuşuzdur. Diğer yalanımıza geçtiğimizde yemeğini bitirmezsen hepsi arkandan ağlar. Biz de bunun için yemeğin hepsini bitirmeye çalışırdık. Yine bir sonraki yanımız da oyuncaklarla alakalı. Bu da senin istediğin oyuncak bitmiş, başkası almış diye. Tabii ne kadar üzülüp ağlamışızdır o zaman. Bu da yine mutlaka, hani ben bütün çocukların yaşadığını düşünüyorum. Dişini sakla, diş perisi gelirse alır yerine para koyar. Yani bu diş perileri ne kadar bonkör, herkesin dişlerini alıp yerine para koyuyor yani. Diğerine baktığımızda ise bu da yine aslında oyuncaklarla alakalı bir şey. Oyuncakların da yorulmuş, bırak uyusunlar, sen de uyu, yarın tekrar oynarsın. Mutlaka hepimiz bunu yaşamışızdır yani arkadaşlar. Bu yüzden yani bilmiyorum, çok ortak şeyler seçmek istedim bunda. Farklı videolar vardı ama ben bunların daha yani çoğumuzun yaşadığını düşündüğüm için bunları seçtim. Diğer yanımızı, hani ben de bunu duydum mutlaka. Kafana kolonya sürersen saçların beyazlar. Bilmiyorum, yaşayanlar illaki vardır. Yorumlara yazmanızı istiyorum yaşadıysanız. Diğer yanımızda ise belki bazıları yaşamıştır, belki yaşamamıştır ama akşam olduğunda hani böyle elektrikler gitmiş, yat artık, hem bak geç oldu falan denirdi mutlaka. Yani hiç düşünmüyoruz, ulan her gün aynı saatte elektrikler mi gidiyor diye, ama bunu da yaşadığınızı düşünüyorum mutlaka. Bir de böyle şey vardır hep, kahve içersen kararırsın muhabbeti var. İşte o yüzden hepimiz kahveye karşı, zaten bilmiyorum, çok şey vardır. Yani çocukken genelde hiç içirtmezler kahveyi. Bunlarla ilgili söylenmiş çeşitli yalanlar var. Sizlere söylenmiş farklı şeyler varsa onu da yazabilirsiniz. Biraz da böyle yemeklerle ilgili söylenmiş şeyler vardı. Hani mesela bir yalanımızda zeytin çekirdeğini yutarsan içinde zeytin ağacı çıkar diye. Bilmiyorum, bundan ötürü korkup yemeyenler bile vardır çekirdeği, yani şeyle, zeytin çekirdeğiyle yemeyenler bile vardır yani, yutmayanlar. Bilmiyorum, ben de yapmıştım o zaman da, hani çekirdekleri de yutardım yani. Hatta bayağı bir yediğim bir gün bile olmuştu. Hiç unutmam. Bir de şey denir, çiğ yeme midende kurt çıkar denir. Bazı şeylerde belki geçerli olabilir bu ama yine çoğunda da geçersiz olduğunu düşünüyorum. Bilenler yoruma yazabilir. Tabii bunu mutlaka, hani %99.9 çocuğun yaşadığını düşündüğüm bir yalan daha var. O da şu, sakız yutarsam midem birbirine yapışır. Yani mutlaka, bilmiyorum, belki bu videonun kapak resmine bunu bile koyabilirim. Mutlaka bunu yaşadığınızda düşünüyorum. Biz video başında 8 yalan dedik ama daha fazla olacak galiba. Neyse, ben anlatmaya devam edeyim. Bir de bu sakızla alakalı farklı şeyler de var. İşte sakız çiğneme sakalların çıkmaz. İşte sakız çiğnersen bıyıkların ters çıkar gibisinden böyle erkeklere de söylenmiş farklı yalanlar var burada da. Onun dışında diğerine baktığımızda yemek yemezsen cüce olursun deyip hepimiz korkup yine yemeğimizi bitirmeyle alakalı, arkandan ağlarla alakalı şeyler bunlar da yani, söylenmiş farklı yalanlar, öyle düşünüyorum. Bunu da ben yaşadım yani, kendi adıma konuşursam. Bir de şey var, yumurtayla alakalı bu da. Yumurtanı yemezsen seni tavuklar gagalar. Yani tavuklar niye bizi gagalıyor gelip de, bu da çok ilginç bir yalan. Dediğim gibi ama aslında hepsi biraz da bizim iyiliğimizi düşündükleri açısından. Sonuçta gidip yani sakızı yutmak ya da zeytin çekirdeklerle yemek çok mantıklı şeyler değil. Dediğim gibi ama yine de hepimiz kandırıldık maalesef. Hepimiz kandırıldık maalesef arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Önceki videolarımı izlemek için kanala girip bakabilirsiniz ve abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş büyük bir aile olmaya başladık. Sizlerin de desteğinize daha güzel, daha prodüksiyonlu videolar da gelebilir. Videoya like atıp arkadaşlar, abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Siz de mutlaka Atık Bilgi ailesine katılmanızı istiyorum. Görüşürüz arkadaşlar.